Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Enes Taşçı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün konu başlığımız berberlikten cerrahlığa. Hani daha önce hiç cerrahinin tarihiyle çok ilişkisi olmayan arkadaşlarım varsa berberlik, cerrahlık ne alaka diye aklınızdan geçebilir tabii mantıken. Bakalım göreceğiz ne olduğunu. Şimdi ilk olarak zaten konumuz anatomi ve cerrahi üzerinden gideceği için belli başlı kavramların ne olduğunu bilmek bizim için iyi olabilir. Anatomi ne demek? Anatomi deyince herkesin aklında az çok bir şeyler oluşuyor ama ben yine de söyleyeyim. Anatomi dediğimiz şey aslında insan vücudunun, özellikle insan anatomisi ise insan vücudu diyebiliriz. İnsan vücudunun yapısını, şeklini inceleyen bir bilim dalı. Diseksiyon denilen olay da şudur ki, bu anatominin içinde geçen bir kavram kendisi. Bir yapının, bir organın, bir alanın kendi fonksiyonunu anlamak için oranın kesilerek çıkartılıp ayrıca incelenmesi şeklinde. Cerrahi aslında bir tedavi yöntemidir. Bir cerrahi tedavi vardır, bir de medikal yani ilaçla yapılan tedavi vardır. Herhangi bir hastalık sonucu insanın normal işleyişinin bozulmasının ameliyata düzeltilmesine de cerrahi diyoruz. Tıp fakültesinde okuyan arkadaşlarımız bilir. Genelde anatomi laboratuvarının girişinde şöyle Latince bir şey yazar. Hic morti viventes ducant, Latince telaffuzum çok iyi değil ama burada anlamı önemli bu bizim için. Burada ölüler dirileri eğitir. Bu çoğu anatomi labının girişinde vardır, kadavralar için. Şimdi anatominin tarihine bakarsak ilk başta Avrupa'da neler var, neler yok bunlardan başlayalım istedim. Bu ilk çağ Avrupa'sında. İlk çağ Avrupa'sında şöyle bir anlayış var. İnsan vücudu ve doğa iç içe. Hatta şöyle güzel benzetmeler var. İnsanın uzuvlarının meyvenin özüyle eşdeğer olarak görüyorlar. Yahut resimde de görülebileceği gibi insanın organlarının, parçalarının, uzuvlarının yıldızlarla eşleştirilmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Sonradan işte Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerin de kıtada hakim olması sonucunda şöyle bir anlayış da ortaya geliyor ki insanlar Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması. Peki bunlar niye önemli? Ben size bunlardan niye bahsettim? Şöyle ki anatominin olmazsa olmazı diseksiyon tabii. Buradaki fikirlere göre insan vücudu kutsal ya da insan vücudu doğayla iç içe. Yani insan vücuduna yapılan herhangi bir girişimsel bir olay aslında doğanın dengesini de bozacak ya da inanışlara göre, dinlerdeki inanışlara göre ters düşüyor. Bu yüzden ilk çağlarda insan diseksiyonu çok kullanılmıyor, yapılmıyor. Peki diğer medeniyetlere bakarsak ne var diye Antik Çin, Mısır, Hindistan gibi medeniyetlerde bir takım çalışmalar yapılmış aslında. Bu solda gördüğümüz bir Çin eseri bağırsakları resmetmeye çalışmışlar. Sağ tarafta da hepinizin bildiği bir mumyalama işlemi var. Aslında mumyalama yapı olarak, işleyiş olarak bakıldığı zaman anatomi için çok iyi bir çalışma. Yani insanların iç organlarını çıkartılarak mumyalama işleminin yapılması durumu söz konusu. Bunu çoğumuz biliyoruzdur zaten. Fakat kaynaklara bakıldığı zaman görülüyor ki bu işlemler anatomi bilgisini çok yani etkilememiş. Sistematik bir çalışma yok çünkü burada. Buradaki amaç bilimden ziyade bu mumyalama işleminden bahsediyorum. Yani dini bir ritüel olarak görülüyor. Yani ilk amacımız dini bir ritüel. O yüzden hani organlar çıkarılıyor. Aslında çok güzel bir fırsat çalışma yapabilmek için. Ama bu tabii ki değerlendirilmiyor. Peki Yunan uygarlığına bakarsak ne oluyor? Aslında Yunan uygarlığı çoğu konuda, birçok konuda aslında hatta öncülük yapıyor çoğu bilim dalına. Çok meşhur iki isim var. Hipokrat ve Aristo. Hipokrat ve Aristo. Sıralaması ters oldu resimlerin ama. Hipokrat M.Ö. 460 yıllarında yaşayan biri. Hipokrat aslında tıp bilimine inanılmaz katkıları olan bir insan. Hatta hani hepimiz Hipokrat yeminiyle biliriz kendisini. Fakat Hipokrat'ın anatomiyle çok ilişkisi yok açıkçası. Yazdıkları eserlere vesaire baktığınız zaman anatomiye çok ilgisi yok. Anatomi bilgisinin de çok iyi olmadığı görülüyor. Aristo ise Hipokrat'tan biraz daha farklı. Diseksiyon işine giriyor. Fakat az önce de bahsetmiştim Avrupa döneminde neden insan diseksiyonu yapılmadığına dair. Aristo da bu fikirlerin etkisine kalarak hayvan diseksiyonları yapıyor. Yani hayvanların anatomisini inceleyerek bir takım çıkarımlar yapıyor. Fakat burada Aristo'nun da ilk amacı insanın anatomik olarak sistematik işleyişini anlamaktan ziyade bir takım insanın metafizik spekülasyonların objesi olarak gördüğü için bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Aslında Aristo'nun da primer amacı anatomi bilimine katkı sağlamak değil bu diseksiyon anlamında. Sonra Helenistik dönem.
Helenistik dönemde karşımıza çıkan iki önemli isim var. Herophilus ve Erasistraus. Bunların yaşandığı yer şimdi Mısır'ın İskenderiye kenti. O zamanlar işte Aleksandriye'de geçiyor. Bu iki isim çok önemli anatomi tarihinde. Fakat bunların şöyle bir problemi var ki, hani diseksiyondan bahsettim. Burada yeni bir kavram geldi gördüğünüz gibi. Vivisection. Vivisection biraz acımasız, çok da acımasız aslında doğrusunu söylemek gerekirse. İnsanları canlı canlı disekte ediyorlar. Yani normalde diseksiyon ölü vücutlara yapılıyor. Burada insanları canlı canlı disekte ediyorlar. Şurada bir figür var. Bunu resetmeye çalışan. Hatta yazılara bakıldığı zaman o dönemin yazılarına, o dönemin yazarları bu iki ismi vahşi canavarlar ve kanlı kasap şeklinde tanımlıyor. Herophilus'a biraz değinmek istiyorum. Herophilus aslında Kalkedonlu. Kalkedon aslında bilmiyorum kulağınıza yakın geldi mi ismi. Bu aslında Kadıköy. Kadıköy'ün eski zamanki ismi Kalkedon. Bu Herophilus insanlara canlı canlı diseksiyon yapıyor ama sonucunda bir şeyler buluyor. Bir takım isimleri yapıları adlandırılıyor. Duodenum bunu Türkçe'de genel olarak halk arasında da 12 parmak bağırsağı olarak geçen bir yapı. Duodeni 12 demek. Bu bağırsak da 12 parmak bağırsak, 12 parmak uzunluğunda olduğu için böyle bir isimlendirme yapıyor. Bu adamın bulduğu diğer bir organ da prostat. Prostata isimlendiriliyor. Prostat Latince'de önce gelen anlamı var. Aslında kendisi de rektum denen başka bir organ. Dışkının çıkış yoluna da bir organ olarak düşünün. Rektum belki tanıdık gelmeyebilir. Onun öncesinde geldiği için de buna prostat deniliyor. Aynı zamanda Herophilus atar damarlarla ilgili yeni bir önceden bilinmeyen bir şeyi keşfedip bunu yayınlıyor, kitaplarında bahsediyor. Atar damarlar normalde hani bahsetmiştim diseksiyonlar ölü insanlara yapıldığı için atar damarların içi boş görünüyor. Yani insanlar da atar damarların içinde kandan ziyade hava dolaştığını düşünüyor. Çünkü atar damarlar yapı gereği biraz daha sert olduğu için insan vefat ettiği zaman, öldüğü zaman atar damarların içindeki kan boşalıyor, toplar damarın içinde birikiyor. O zamanki insanlar da diseksiyon yaparken diyor ki evet atar damarların içi boş demek ki bunlar da hava taşınıyor ama toplar damarların içinde de kan var. Ama bu adam tabii canlı canlı insanları kestiği için görüyor ki atar damarların içinde de kan akıyor. Asıl kanın, akımlı akın, debili kanın buradan gittiğini görüyor. Aynı zamanda bu diseksiyon sırasında sinirlerin yani kasların harekete geçmesini sağlayan, komut veren yapıların da gösterimini yapıyor kendisi. Sonra Orta Çağ'a geldik. Orta Çağ'da da karşımıza çıkan isim Galen. Galen çok meşhur biri. Kendi zamanına göre çalışmaları inanılmaz üst seviyede. Ve hani sonraki çağda bayağı tesirini bırakmış. Kendisi Pergamon doğumlu. Pergamon'da doktor olarak görev yapıyor. Görevi Pergamon gladyatörlerinin işte yaralanmalarına falan bakmak. Bu sırada tabii gladyatörlerin çarpışmalarında vesaire hani bazı şiddetli yaralar olabiliyor. Kendisi bu yaraları inceleyerek insan anatomisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Az önce Helenistik dönemde hani artık diseksiyonu da geçip böyle vivisection canlı bir şekilde insanları kesme gibi bir durum söz konusuyken Orta Çağ'a geldiğimizde tekrar önceki Avrupa'daki gibi insan diseksiyonunun kutsala saygısızlık olduğu fikri ağır basıyor, hakim oluyor. Yani insan ölse bile insan öldükten sonra insanın bedenine yapılan bir takım işlerin ruhuna zarar vereceği fikri ağır bastığı için, hakim olduğu için Orta Çağ'a bu zamanlar insan diseksiyonu hiç hoş karşılanmıyor. Bunun yerine işte Galen, gladyatörlerin doktoru olarak gladyatörlerin ağır yaralanması sonucunda bakıyor yani olabildiği kadar. Eğer yara derinse tabii işine geliyor. Daha fazla anatomik bilgi elde edilebiliyor. Ya da hayvan diseksiyonu yapıyor. Hayvanlarda da seçtiği hayvanlar maymun ve domuzlar. Çünkü maymun ve domuzların biraz daha insan yapısına daha yakın olduğunu düşündüğü için bunlar üzerine çalışmalarını yapıyor. Tabii bunların yanı sıra herhangi bir felaket olması durumunda seller, felaketler, depremler vesaire o bölgeye ilk koşan adamların başında Galen var. Sebebi yardım etmek değil, cesetleri disekte edip içindeki olabildiğince anatomik bilgisini doldurmak. Fakat burada şöyle bir problem var. Normalde şimdi anatomi laboratuvarında vesaire kadavlarımız var. Fakat hani bunlar solüsyonlarda uzun süre kalabiliyor. Hani bu çağda yaşayan adamların problemi şu, insan vücudu inanılmaz bir hızla çürümeye girdiği için bu insanlar olabildiğince hızlı işlerini halledip elde edebileceği tüm bilgiyi almaya çalışıyor. Bu çağda tabii şöyle bir paradoks var. Diyeceksiniz ki bu çağ köleler çağı, hani kölelere yapılmadık şey kalmıyor. Ama bir yandan da diyorsunuz ki insanlar öldükten sonra vücudunda herhangi bir şey yapılırsa işte ruhuna zarar verir. Yani işte yorumsuz. Köleler burada bayağı eziyet çekiyor ama öyle bir fikir var. Galen çalışmalarında
Dediğim gibi diseksiyonların sınırlı olmasına bağlı olarak hani anatomi bilgisini çok yeterli seviyede olduğu söylenemez yaptığı çalışmalara bakılınca. Bugatti'nin yaptığı bir çizim. Kendisi insan vücudunu işte kaburgaları vesaire çizmeye çalışmış. Baktığınız zaman çok ilkel ama o zamana göre yine hiç yoktan iyidir. Hatta iyi yani o zamana göre. Daha öncesinde çünkü buna benzer bir sistematik bir çalışma yok yine. Fakat dediğim gibi anatomi bilgisinin yetersiz olmasından ötürü artık Gandhi'nin şöyle de bir söylemi var ya da yazılarında böyle şeyler de geçiyor şöyle. Diyor ki anatomi bilgisinin fazlası gereksiz diyor. Önemli olan işte küçük çıkıklara vesaire kemik kırıklarına müdahale edecek kadar anatomi bilgisi yeterlidir şeklinde söylemi olduğu için bu zamanlarda işte karın içi ya da göğüs içi yaralanmalar ameliyatları genellikle ölümcül oluyor. Çünkü zaten bilmiyorlar anatomisini. Bir şeyler yapmaya kalkıştıkları zaman adam ölüyor ya da kadın artık hasta her neyse. Galen sonrası aslında İslami yazarları gelmeden önce Roma zamanında bilimsel tıbbi alandaki çalışmalarda aslında inanılmaz bir düşüş var. Yani tüm olay Galen'in ortaya attığı bilgiler etrafında ilerliyor. Hatta o da ilerlemekten ziyade nesilden nesile aktarılamıyor. Zaten üzerine koymuyorlar. Ayrıca çalışmalar da azalıyor. Yani zaten o zaman yazı sınırlı sayıda olduğu için. Burada işte İslami yazarlar dönemi devreye giriyor. İslami yazarların tüm dünyaya katkısı nedir diye sorarsak aslında Roma zamanında işte Galen zamanında ya da Hipokrat ya da Aristo zamanındaki bilgilerin, toplanan bilgilerin sistematik bir şekilde derlenmesi ve sonraki nesillere aktarılmasında İslami yazarların rolü inanılmaz fazla. Baktığımız zaman aynı zamanda Roma ile de sınırlı kalmıyor. Çin ve Hindistan tıbbı var. Bunlar biraz daha el değmemiş alanlar. İslami yazarlar Roma ile Çin ve Hindistan yani Uzak Doğu bölgesiyle bir köprü görevi görüyor ve güzel bir derleme ile kitapları çıkartıyor. İbn Sina'nın kitabı zaten meşhur biliyorsunuz, Razi. İslami dönemde birkaç çizim örneği var. Gördüğünüz gibi buradaki çizimler de çok ilkel. Aslında Galen'in yaptığının ötesine çok geçemiyorlar. Çünkü İslam dininde de diseksiyon yani insan vücudunda yapılacak kesimlerin yeri yok o zamanlar. Böyle olunca kendi şeyleri tamamen Galen'in ortaya attıkları fikirler. Dolaşım sistemi hakkında bir bilgileri yok. Kalp çizmeye çalışmışlar. Damarlar vesaire var ama hani dönüşler yok. Zaten dolaşım sistemi sonradan keşfedilen bir durum. Rönesans'a doğru, bu arada Galen'den sonra demiştim yani Roma İmparatorluğu da çalışma anlamında inanılmaz bir düşüş var. Sonra tabii İslam yazarları vesaire yükseliyor. Ondan sonra 1315 yılında Avrupa'da tekrardan diseksiyonlar başlıyor. Nerede başlıyor? İtalya, Bologna'da başlıyor. Mondino De Luzzi adında adam diseksiyonu uzun bir süre sonra Avrupa'da ilk başlatan adam. Şöyle bir diseksiyon alanının yapıldığı bir benzetme var, çizim var. Burada profesörün oturduğu yer var. Aslında bu bizim şu an anatomi laboratuvarına bir tık benziyor. İşte kesim yapan, gösterilmek istenen dokuyu açan kişi. Profesör burada anlatıyor. Öğrenciler vesaire de izliyor. Ama burada şöyle bir problem var ki, demiştim ya İslami yazarlar Latinceden Arapçaya çeviri yapmıştı. Bu dönemde de Arapçaya çevrilen yazılar tekrar Latinceye çevriliyor. Aslında üzerine bir ekleme yapılmıyor. Burada yapılan tek şey disekse ediliyor insanlar. Artık o fikirler aşılmış. Ama bir şey öğrenmek amacıyla değil. İşte profesör oturduğu yerden Galen'in metinlerini okuyor. Galen'in metinlerini de disekte ederek yani doğruluyorlar tarzında bir şey. Yani burada katılan bir şey yok anatomi bilimine. Asıl olay Rönesans zamanında başlıyor. Vesalius denen adam kendisi modern anatominin kurucusu olarak adlandırılıyor. Bu kişi Brüksel'de doğuyor. Tıp eğitimini birkaç farklı yerde alıyor. İtalya ve Paris'te. Bunun hikayesi de şöyle. Rönesans zamanında işte Avrupa'da çok bulunmayan hayvanları mesela maymun gibi diğer ülkelerden getirerek burada sırf eğlence için evcil hayvan gibi beslenmesi durumu söz konusu. Galen de şey pardon Vesalius da bu maymunlardan birini alıyor disekte ediyor. İnceliyor yani. Sonra bakıyor ki bu Galen'in yazıtları hani, tamamen maymunla odaklı bir şekilde yani insan anatomisinden çok uzak. Bu kafasında dank ediyor ve hani ben bunu düzelteceğim şeklinde bir fikir yola çıkarak hani insan diseksiyonlarına inanılmaz sistematik bir şekilde yaklaşıyor ve ortaya bir şeyler çıkartma peşinde. Ki öyle de yapıyor. Yazılarına falan baktığınızda kendisi böyle insan mezarlıklarına, özellikle terk edilmiş mezarlıklarda böyle sabaha kadar çalışıp kemikleri birleştirip bozarak vesaire böyle kombinasyonları çeşitli çeşitli olabildiğince insan anatomisini anlamaya çalışıyor kendisi.
ve nitekim başarılı da oluyor. Az sonra çizimlerini göstereceğim size birkaç tane. Yaklaşık 3 tane falan var. Hani hemen hemen şimdiki anatomi atlasları gibi belli başlı şeyler oturmuş. Bu adamın Galen'in söylediklerine karşı çıkışı, ortaya bir kitap yayınlamasından sonra tabii ki karşı gelenler oluyor. Asıl Avrupa'da hakimiyet sağlaması İspanya kralıyla olan ilişkisinden ortaya çıkıyor. İspanya kralı Filip'in bir oğlu var. Don Carlos adında prens kendisi. Düşüyor bir yerden yüksek bir yerden kafasını çarpıyor bir yere. Hani çocuğun gidişatı kötü. Ölecek ve gösterilmedik doktor kalmıyor. Bu sırada en son kapısını çaldıkları kişi de Vesalius. Vesalius o zamanki tedavi planını çocuğa uyguluyor ve çocuk hayatta kalınca İspanya kralı tarafından işte daha yüksek konumlara getirerek Avrupa'da kendi bilgisinin böyle yayılmasına da ön ayak olmuş oluyor bu olay aslında. Ölümüyle ilgili birkaç rivayet var. Rivayetlerden biri ilgimi çekmişti. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Bunu da şöyle küçük bir ekleme yaptım. Bir rivayete göre şey diyor işte. Disekte etti bir adam açtıktan sonra bakıyor ki kalbi atıyor. Kalbinin attığını görünce tabii o zaman Engizisyon Mahkemesi var bunu cezalandıracak. Bu da bunu bildiği için kaçıyor. Haç yapacağım bahanesiyle gidiyor ve daha da kendisinden iz alınamıyor. Bu tabii kesin bilgi değil. Yazdığı kitap 7 kitapta insan vücudunun dokusu üzerine. Bu bir kapağı. Aslında bilmiyorum buna zoomlamaya gerek yok. Zoomlasak şeyi gösterecektim böyle. Bütün insan vücutlarının hani dışarıdan bakışında bile kaslarının vesaire yerleri çok muazzam bir şekilde resmedilmiş. Böyle tıpçı arkadaşlar bu resme çok aşinadır. İşte iskelet sistemi, kasları vesaire, femuru, humerusu, burada işte glute maximusları, kasları, tamamen işte kasların yapışma yerleri, tendonları vesaire çok iyi resmedilmiş. Hemen hemen şimdiki anatomi kitaplarına, anatomi atlaslarına benzer şekilde. Zaten bu adamın asıl üzerinde durduğu şey kemik ve kaslar ki çok da iyi resmetmiş. Bunda da kalmamış. İşte iç organların, burada böbrekleri görüyorsunuz mesela, renal arterler, işte böbrekleri besleyen damarlar diyelim. Ya da kalpten çıkan damarlar ve bacaklara giden damarlar çok iyi bir şekilde resmedilmiş. Kendisi bu konuda bayağı başarılı. Birkaç örnek daha var. Yine bir iskelet sistemi. Böbrekler, işte üreme organları vesaire, bağırsak, mide, 12, az önce duyduğum dediğim 12 parmak bağırsağı, karaciğeri, safra kesesi gibi gibi örnekler var. İlerliyorum. Sonrasında hani artık insan vücuduyla ilgili bilgiler daha sistematik bir şekilde ortaya koyuldukça artık Rönesans zamanı zaten hani bir akım başlıyor. Herkes bir diseksiyon yarışına giriyor ve olabildiğince insan vücudunu iyi tanımlama hedefiyle yola çıkıyorlar. Sonrasında artık bu bir şova dönüşüyor bazı alanlarda. İnsanlar böyle diseksiyon masasında işte ünlü ressamlara paralar verip kendi resimlerine falan çizdiriyorlar. Bu çok meşhur bir diseksiyon resmi olduğu için bunu da koymak istedim. İşte diseksiyon yapan kişi ve izleyenler. Sonra tabii Rönesans döneminde tıbbi boyutun yanı sıra sanat anlayışı da çok ilerleyen seviyelerde devam ediyor. Burada sanat ve anatomiyi hani çok iyi birleştiren iki tane örnek vereceğim. Aslında çok fazla sanatçı var burada. Da Vinci ve Michelangelo. Baktığımız zaman ilk resim Da Vinci'nin resmi. Burada yine kol kaslarının, işte özellikle ön kol kasları çok karışıktır, çok fazla kas vardır. Biz anatomi çalışırken vesaire burada çok zorlanırız. Ki çok fazla tendon var, burada da bilmiyorum uzaktan görülüyor mu. Bunları çok iyi bir şekilde resmetmiş. Ya, tamamen sanatını konuşturmuş burada. Burada Michelangelo'nun resmi bir kişinin sırt tarafından çizimi gösterilmiş. Ama baktığınız zaman mesela işte trapez kasları, işte ne diyeyim, latissimus dorsi kasları vesaire hepsinin çıkıntısı yani olabilecek en iyi şekilde resmedilmiş. Bu şeyde de vardı mesela biz Kıbrıs kesisine gittiğimizde ben bir heykelin böyle kaslarını falan bir arkadaşa anlatıyordum. Ya orada da işte bu şeyin akımı var ve hani olabildiğince iyi bir şekilde o insan vücuduna yakın bir şekilde resmediyorlar. Peki bizde Osmanlı Devleti'nde diseksiyon ne zaman başlıyor? Maalesef çok geç başlıyor. Aslında başlaması da böyle şak diye olmuyor. Uzun bir süreç var. Ben burada çok da girip zamanımız da kısıtlı olduğu için detay vermeyeceğim ama biz 19. yüzyılda başlıyoruz. Sistematik bir şekilde. Mektebi Tıp Beyşehane, Haydarpaşa'daki kampüsümüzdeki tıp fakültesinde başlıyor. Bu da oradan bir resmimiz. Diseksiyon masası, disekte edilen kadavra ve öğrenciler. Yani yaklaşık bir 300 yıl sonra falan başlıyoruz Avrupa'ya göre. Şimdi anatomiye kısaca bir bakış attık. Bir de cerrahi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Hani bu zaten berberlikten cerrahi. Konu başlığımda biraz cerrahinin tarihi üzerindeydi. İlk başta tarih öncesi cerrahiye baktığımız zaman nasıl bir uygulamalar var diye bir bakındım böyle. Trepanasyon denilen ilginç bir olay var. Çok ilginç bir olay.
Bu çoğu hastalığı tedavi edildiği düşündürülen bir yaklaşım tedavi planı. Yapılan şey şu: hastanın başına delik açmak. Kafatasını delikle oyarak çıkartıyorlar. Bu onunla ilgili bir figür. Bu da kafatasından çıkarılan bir bulunan fosil yani. Kafatasına trepanasyon yapılmış. İşte Antik Roma, Mısır yapılan kazı çalışmalarında bir sürü cerrahi aletlerin olduğu, bazıları bizimkilere şu an kullandıklarımıza benziyor. İşte bir sürülere klemplere benzeyen yapılar var. Ucu keskin kesmeler için, tutmalar için vesaire. Bu tarz şeyler. Yani o zaman da cerrahinin aslında kullanıldığı görülüyor bu kazılar sonucunda baktığım zaman. Ben aslında cerrahin tarihi çok uzun ve anlatılabilir uzun ama ben olabildiğince kısa kısa böyle spot şeklinde vermek istiyorum. İlgimi çeken bir cerrah daha var. Bu bizim Türk cerrahımız, Orta Çağ cerrahlarımızdan. Kendisi Şerefettin Sabuncuoğlu. İçinde bulunduğu yaşama göre bu da hani çok daha iyi çalışmalar yapan cerrahlardan, nadir cerrahlardan, Türk ve nadir cerrahlardan biri. Bir kitap yayınlıyor kendisi. Cerrahiyatül Haniye. Bu arada 1385-1468 yıllarındayız. Az önce Rönesans döneminden bahsettim ya, işte Vesalius denen adam modern anatominin kurucusu. Ondan daha önceki tarihlerdeyiz. Şerafettin Sabuncuoğlu'nun şöyle bir farklılığı var kendi meslektaşlarına göre. Kendisi tedavi planlarını minyatürize ediyor. Yani bir kitap yayınlıyor, o kitap da bu. Ben birkaç örnek koydum işte. Minyatürize ediyor, resimle anlatıyor, altına açıklamalar vesaire yapıyor. Ben bunu bir inceleyen yabancı İngilizce makaleden aldığım için alt taraftaki figürler İngilizce yazılarla yazılmış. Mesela burada yaptığı şey işte yüz felci olan kişiye bir sıcaklık uygulayarak yüz felcini nasıl tedavi ettiğini gösteren uygulamalı bir minyatür. Burada da işte bebeklerde bazen beyinle ilgili problemler oluyor. İçinden sıvı almak vesaire gibi durumlar oluyor. Neresinden yapılacağı, nasıl yapılacağı şeklinde bir anlatım var. Burada da migren tedavisi için kafada belli başlı damarlar var. Bunların detaylarını falan bu arada kitapta yazıyor. Bu damardan işte ne kadar kan alınması gerektiği, işte nasıl bir şekilde tedavi ve tedavi sonrası nasıl bir yaklaşım yapılması gerektiğine dair bir sürü bilgiler yapmış. Bu kitabı bu konuda meşhur kendisinin. Geldik şimdi berber cerrahlara. Berber cerrahlar da neymiş? Berber cerrahlar şöyle, 1540'lı yıllarda berber, cerrah. Berber, adam bildiğin berber. Saç tıraşı falan yapıyor ama aynı zamanda cerrah. Böyle bir şey var, böyle bir oluşum var burada. Bu arada şaka değil, cidden 1540 ve 1745 yılları tarihini yazdım. 1745'i yazmamın sebebi şu: 1540'tan 1745'e kadar şey diye geçiyor toplulukları, berber cerrahlar topluluğu. Hani 1745'te artık diyorlar ki bu iş böyle olmayacak, biz sistematik bir şekilde cerrah yapmamız lazım. İşte berber topluluğu ayrılıyor, cerrahi topluluğu ayrılıyor. Ayrı ayrı devam ediyorlar. Tabii berber cerrahlarda da sistemik bir eğitim yok. Bu arada daha çok Avrupa'da, hani Orta Asya'da falan böyle bir durum yok. Avrupa'da böyle bir kültür var. Sistematik bir eğitim yok. Tamamen hani izleyerek, öğrenerek, görmek şeklinde ilerleyen bir yaklaşım. Bu berberler diş çekiyor, saç tıraşı yapıyor, küçük cerrahi operasyonlar yapıyor. İşte yara debridmanı, yara temizleme, işte belli başlı dikişler vesaire. Burada birkaç resmedilen örnekler var. Berber dükkanı tamamen. İşte dişini çekiyor hastanın. Yine bir berber önüne, yine bir diş çekme durumu var. Buradaki berberde mesela yine berber dükkanı iyice tasvir edilmiş. Hasta kafasında bir problem var. Şu an buradan ne olduğunu kestirmek zor açıkçası ama kendi bistürü tarzı bir aletiyle oraya müdahale ediyor. Şimdi cerrahi varsa anestezinin de olması lazım tabii. Çünkü hani hastanın acı duyması özellikle cerrahi bir kesikli olaylarda hani çok yani inanılmaz bir olay. Hasta durmaz yerinde yani. Bu cerrahinin kalitesini falan da bozar. Anestezinin keşfine baktığımda aslında biraz ilginç bir keşfi var. Horace Velz denilen adam Amerika'da yaşıyor kendisi. O zamanlar yaşadığı yıllarda şey var. Nitrik oksit böyle güldüren bir gaz. Bunlar da böyle partilerde falan eğlenmek için çekiyorlar nitrik oksit gazını, gülüyorlar falan böyle. Öyle bir ortam var. Sonra bu adam iyi bir gözlemci bu arada. Bakıyor ki bu gazı çeken adamlardan biri böyle düşüyor ama böyle şiddetli bir şekilde kafasını yarıyor. Sonrasında kalkıyor gülmeye devam ediyor. Yani hiç yani o hani o kadar düşmenin peşinde böyle bir gülmek yani anormal diye düşünüyor Horace Velz. Ve diyor ki acaba bu gazın etkisinden bu acıyı hissetmiyor mu diyor. Ondan sonra diyor ki bu arada bu adam dişçi. Ben bu gazı dişini çektiğim hastaları kullanacağım. Bakalım ne olacak. Tabii bununla dalga geçiyor herkes. Ki adam yine fikrini uyguluyor. Yapıyor ki görüyor ve hani cidden acıyı azalttığını görüyor. Bu anestezinin keşfi olarak kabul ediliyor. Sonrasında da ilk defa cerrahide, bildiğimiz cerrahide kullanan da William Morton.
Bu şekilde de anestezi keşfedilmiş oluyor. Burada olay dediğim gibi gözlem mesela. Bu tıpta bize hep anlatır. Bu sadece tıp için değil bence. Bütün bilimler için böyle. Gözlem. Yani çok basit bir şey aslında. Bu ilişkiyi yakaladığınız zaman hani buluyorsunuz işi yani keşfediyorsunuz. Bir anestezi şeyi, görseli. Eski zamanlarda. Peki gelecekte cerrahi ne olacak? Buna da değinmek istedim. Aslında burası benim biraz daha ilgi alanım ama hani çok uzuyordu. Belki bunu da başka bir sunumda anlatmak belki nasip olur. Cerrahici değişiyor hani gördük böyle eski tarihlerde kullanılan malzemeler vesaire cidden değişiyor. Artık olabildiğince küçük girişimlerle büyük işler yapılmak amacıyla bir takım teknolojik aletler oldu. Bunlardan ilki laparoskopi denilen olay. Mesela hastanın ameliyat edilmesi gereken bir organı var. Dışarıdan işte 3 ya da 4 ya da 5 tane küçük bir delikle girilerek içeride işlemler yapılarak sonlandırılıyor operasyon. Böyle olunca ne oluyor? Hastanın herhangi bir yara izi olmuyor. Sonrasında çok daha konforlu oluyor vesaire. Bunun bir üst boyutu da özellikle son zamanlarda kullanılmaya başlanan robotik cerrahi. Robotik cerrahi de aynı mekanizmaya dayanıyor. Şu gördüğünüz kollar uçları hastanın içine giriyor. İçeride manipüle edebiliyorsunuz. Dışarıdan bir şey var. Joystick gibi kontrolörü var. Buradaki olayın güzelliği de şu. Hani robotun manevrası insan elinin manevrasına göre inanılmaz fazla iyi. Böyle olunca cerrahiler çok daha hani böyle keskin bir şekilde halledilebiliyor. Cerrahide beklenmeyecek durum günden güne azalıyor bu şey teknolojilerin gelişmesi sonucunda. Tabii tahmin edersiniz ki çok pahalı şu anda. Ama gelecekte ne olur bilmiyorum. Bunun bir üst boyutu da şey hani bu cerrahi aletlerin otonom çalışması. Onunla ilgili de bir video görmüştüm. Daha çok prototip. Hani bildiğiniz otonom. Başında hiçbir operatör olmadan işlemini yapabiliyor vesaire. Ama bu muhtemelen başka bir sunumun konusu olur diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorunuz varsa alabilirim. Teşekkürler konuşmanız için. Çok sistematik ve çok derli toplu güzel bir sunum oldu. İsmim Sedat. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Felsefe bölümünde okuyorum. İki şeyi hem sormak hem biraz belki meraktan sorayım. Cerrahlardan bahsettiniz, berber cerrahlardan. Aslında hiç Osmanlı'dan veya bu tarihten bahsetmediniz. Halbuki bu tarihte de yani Osmanlı'da ve yani Türkiye tarihinde de berberlerin böyle küçük işlemleri yaptığını biliyoruz. Dikiş attığını, işte kıl dönmesi gibi basit bazı birinci temel hatta birinci basamak sağlık merkezleri gibi çalıştığını dahi biliyoruz. Orayı görmeyi beklemiştim aslında ama siz sadece bunu sanki Avrupa'ya özgüymüş gibi biraz söylemiş oldunuz. Bir de anatomi ve anatomiden bahsederken antik Yunan, Helenistik dönem ve Hristiyanlık dönemini aslında birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Hristiyanlık dönemindeki insanın kutsal olması ve diseksiyon yapılmamasıyla antik dönem birbirinden çok farklı. Birinde kilisenin Aynen. merkezde olduğu ve neredeyse küfür saydığı, işte dinden çıkma saydığı bir faaliyetken, diğeri pagan bir dünya. Pagan dünyadaki diseksiyon yapılmamasının sebepleri çok farklı. Bence bu ikisini ayırmak gerekiyordu diye de son bir şey söylemiş olayım. Teşekkürler. Katkın için çok teşekkür ederim. Orada biraz şey yaptım, evet. İlk sayfada hani insanı işte o pagan inanışların sebebiyle doğayla iç içe tabir edilmesi sonucunda bu tarz diseksiyon olayların hani doğaya zarar vermesi gibi işte paganistik inançlar neticesinde böyle bir şey durumu söz konusu. O sayfanın sonuna ben şeyi de koymuştum. Dediğim gibi orada bir karışıklık oldu. Hani o biraz daha sonra aslında belki söylemiştim ya da söyleyemedim hatırlayamadım. Zaman geçtikçe işte Hristiyanlık ya da işte diğer dinlerin kıtaya hakim olması sebebiyle dediğin gibi tamamen dini sebepler ötürüsüyle diseksiyonun yasaklanması durumu söz konusu. Bir de şey, evet dediğim var, Orta Asya'da yok dedim aslında ben ama mesela bu olayın asıl böyle şey olduğu yer Avrupa diye direkt oraya bahsetmek istedim çok da uzatmak istemeden. Yani onda da haklısın. Teşekkür ederim katkın için. Merhabalar, Feyzullah Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Şimdi şeyi soracağım, 1800'lerde anesteziye değindiniz. Sonrasında ben şeyi de bekledim aslında, bu savaş mağdurlarının özellikle Nazi Almanya'sında falan yapılan Yahudilere ve diğerlerine. Bu ölümcül deneyler var, illaki duymuşsunuzdur. Japonya'da da yapılan var, şey 131. birim gibi. Birçok var böyle ölümcül deney yapılan. Onların herhangi bir katkısı var mı? Yani daha doğrusu insanların, ne bileyim işte Joseph Mengele mesela, hani 2 milyon insanın ölümünden sorumlu olan birisi.
Hani hep deniyor böyle işte tıpa büyük katkılar oldu falan filan. Hani böyle işte bu caniliğin üstü örtülüyor gibi geliyor. Hı-hı. O tür şeylerin anatomiye bir katkısı var mı yoksa diğer alanlara mı daha büyük katkı verdi? Hı-hı. Şöyle sorun için teşekkür ederim öncelikle. Bu bahsettiğin olaylar özellikle Nazi Almanya'sında açıkçası anatomiye çok katkısı yok. Anatomi zaten diseksiyonla ortaya koyulacak bir bilgi bilim dalı ama inanılmaz katkısı var mesela o Nazi deneylerine. Çok acımasız biliyorum. Mesela ama hani insan sınırlarının ötesini zorlayarak biraz daha fizyolojik etki mekanizması. Fizyoloji insan vücudunun nasıl çalıştığı demek yani kısaca bundan bahsedeyim. Orada çeşitli deneylerle, acımasız deneylerle insan vücudunun işte nasıl tepki verdiği ölçülüyor bir nevi aslında. Mesela bir araştırmada, bir yazıda şey okumuştum. Bu pilotlar için vesaire şey zorluyorlar. Hani basınç odaları ya da işte nefesini ne kadar tutmak gibi. Nasıl tepki veriyor ya da hipotermi dediğimiz soğuğa maruz kalışında insan vücudunun tepkileri vesaire. Bunlar işte fizyoloji oluyor aslında. İnsan vücudunun nasıl tepki verdiği, sınırları nerede bitiyor, nerede başlıyor şeklinde. O konuda tıpa cidden çok katkısı var. Ama anatomi anlamında sorarsan çok katkısı yok. Öyle cevabım. Tayyip Talha Karadeniz, İTÜ'de Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisiyim. Robotik cerrahi ile ilgili yapılan etik çalışmalar var mı, ne durumda? Yani operasyon sırasında bir hata olduğu zaman bunun mesuliyeti kime yüklenecek? Belki bir operatör olduğu zaman daha kolay olabilir ama otonom operasyonlardan bahsettiniz. Bunlarda gelişmeler var mı, ne durumda? Şöyle, bu arada önceki arkadaşa şey de eklemek istiyorum. O bahsetti ya, bunlar... Cidden ben onlara da değinmek isterdim. O da cidden apayrı bir sunum konusu. Onunla ilgili de ilgim olduğu için bayağı okumuştum ben. Belki değiniriz. Sormuştun yani beklerdim diye. Bakalım belki onu da inşallah yaparız. Şeyle ilgili, otonomik robotlarla ilgili şöyle. Şu an benim o gösterdiğim robot şeyi, görseli. O şey tarafından, cerrah tarafından kontrol edilen bir sistem. Şu an Da Vinci sistemleri diye geçiyor ve yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de çok fakültede yok, daha çok Amerika'da var, çok pahalı olduğu için. Bu otonom robot insan vücudu üzerinde otonom bir operasyon gerçekleştirmediler. Çok prototip bir olay. Yani tamamen böyle deneysel bir manken üzerinde falan yapıldı. Hani bunun dediğin gibi etik boyutu inanılmaz önemli ve üzerine çalışılması gereken bir konu. Ki otonom robotlar şu an o seviyede ilerlemiş değil yani. Ama gelecekte ne olur bilmiyorum. Açıkçası çok da yani az çok takip ediyorum ama sunum konusu olmadığı için de böyle çok detaylı araştırmadım. En güncel olay ne bilmiyorum o otonom robotik sistemlerde. Teşekkürler.